İşlemedi hala. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala rasulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz braderler. Bugün inşallah siz kadırdallar bilen asr namazını birgeliğinde okuduk. Allah Teala asr namazıdan keyin Cuma kunida berkitilgan bir dua bor, o'sha dua ijobat bo'ladi degan hadislardan kelib chiqib, ulamolar o'sha duoni asr namozidan keyin deyishgan. To quyosh botgungacha shu qandaydir fursat vaqt bor, qilingan duo ijobat bo'ladi degan ulamolarning bir qismlari ijtihodan shu gapni gapirishgan. Alloh taolo mana shu g'animatli muborak fırsattan doğru faydalanıp kalışlığımızda uzu tevfik versin. Kalbimizde Allah'tan sorup, iltica kılıp, icabet buluşunu ümit kılıp durgen dualarımızını Allah Teala uzu icabet kılsın. O ibadetlerimizini kabul kılgen bulsun. Dünyada hem ahirette hem yüzlerimizini yoruğ, hesaplarımızını asan, cennetke kademlerimizini sabit kılsın. Mevzular doğrusu da her sohbette bir mevzunu alıp sohbetleşiyemiz, keyin savol cevaplar kılıyemiz. Bugün inşallah biraz başka çarak yöndesek de sohbetten aldığın savol cevaplarına uçsak. Keyin inşallah mevzularını her daim gidip devam ettirip gele uğramız. Lekin hazır bazılar iltimas kılgeni münasebeti bilen savol cevaplardan inşallah başlayımız. Çünkü yine Şam'ge Urganchdagi G'oyib ota masjidiga va'damiz bor. Inshaalloh u yerda ham suhbatlarimizni davom ettirishimiz kerak. Sizlar bilan savol javob qilsak ma'qul deb o'ylaymiz. Maylimi? Inshaalloh. Savol: Assalomu alaykum domla. Odam atoning nechta farzandi bo'lgan va ular kimga nikohlangan va inson zoti qanday ko'paygan degan savolni beribdilar. Odam aleyhissalatu vesselamni jufti halollari Havva onamiz bilan birga yer yuzida hayot guzaronlik qilishni boshlaganlari hadis shariflarda Qur'oni Karim oyatlarida ochiq-oydin aytilgan. Yer yuziga tushgan odam aleyhissalatu vesselam o'zlarining jufti halollari Havva bilan turmush qurganlar va bu turmush hayotlari ya'ni insoniy hayot sifatida yeryüzüde başlayan. Adam aleyhissalatu vesselam bilen Havva anamız ortalarındaki yani şer'i nikahtan her daim cüft farzand tuğulgen. Cüft. Bir kız bir oğul. Bir kız bir oğul. Kanda kılamayacağım. Şundan mı da? Sabır otur. Evet. Ho, bismillah. Ha, yaxşı. Demek, savolda Adam aleyhissalatu vesselam bilen Havva anamız ortalarında nechta farzand bo'lgan degan savol. Birinciden bu savolga birinci kısmiga cevabını aniq topish imkoniyati yok. Çünkü aniq daliller yok. Nechta farzand ko'rganlari nechta kız nechta o'g'il ko'rganlari. Nimaga bu dalil yo'q desa, çünkü kerak emas. İslam ummatiga manfaati bo'lmagan narsalar to'g'risida Alloh taolo batafsil zikr qilmagan, tafsilot chiqmagan. Lekin farzandlari bo'lganligi to'g'risida sahih hadislarda bor. Qur'oni Karimda alohida Qobil va Habil hodisasi bor. İlk inson avlodidan ortada ixtilof janjal qilgan odamlar, odam bolalari. Demak, nechtaliklari muhim emas, lekin ko'p bo'lishgan. Shu bugungi kunni o'zida ham ba'zi odamlarni ko'rsangiz, 50 dan oshiq farzand ko'rganlar bor. Ba'zi diyorlarda undan ham ko'plari bor. Dunyo rekordi 100 dan oshiq menimcha. Bir insonni 100 dan oshiq farzandi bor.
Adam aleyhissalatu vesselam 1000 yilga yaqin yashaganlar. 1000 yillik hayotdan nechta farzand bo'lishi mumkin? Tasavvur qilavering endi. Ko'p bo'lgan. İkinci savolning ikinci qismi. Ular kimga nikohlangan deyaptilar. Mana shu savolni berayotgan odamga tashakkur, ilmiy ma'noda o'rganish uchun berayaptilar inshaalloh. Lekin İslam muhalifleri, İslam'ını tanqid qilmoqchi bo'lgan bazı guruhlar, dahri guruhlar var. Ular İslam'ga mana shu ma'noda ta'na qilmoqchi bo'ladi. İslam dininin e'tiqodicha İslam incest dini demoqchi bo'lishadi. Incest degani oilaviy nikohlanish. Mana odamning farzandlari bir-biriga nikohlangan deysizlar-ku, buni qanaqasiga tushunishimiz kerak deydi. Vaholanki odamning tarqalishi masalasidagi eng madaniy ideologiya islomniki o'zi. Islom aytadi, Odam alayhissalom bilan Havvo onamizning farzandlari har doim juft tug'ilardi. Biri o'g'il, biri qiz tug'ilardi. Va Alloh taolo Odam alayhissalotu vasallamga alohida shariat joriy qildi. Shariat, qonunlar. Allohga ibodat qilish o'zgarmaydi, shariatlar o'zgaradi. Zarurat ihtimoli bilan odamning farzandlarida bir-biri bilan tug'ilganlik qarindoshligini uzoqlashtirish shariati joriy qilindi. Ya'ni birinchi tug'ilganni o'g'il farzandi bilan ikkinchi tug'ilganni qiz farzandini nikohlandi. Shu bilan ora biroz uzoqroq bo'lganligi uchun joiz bo'ldi u paytlarda. Boshqa variant yo'q. Buni incest demaydi, boshqa variant yo'q. Shariatni joriy qiluvchi zot kim? Alloh. Alloh xohlaganini qiladi. Qur'oni Karimning qayerida inson zoti haqida ketgan xabarlarni o'qisangiz, bitta inson, bitta odam, bitta onadan tarqaganligimizni aytadi. Bizni ko'zimizni ikkitaligi, burnimizni bittaligi ko'rganda insonni har qanday odam bu inson deydigan shakli bitta insondan tarqaganligimizni bildiradi. Otamiz bir. Allah Teala aytadi: "Ya eyyuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum." Sadaqallahu alazim. Ey insanlar, ya eyyuhannas, Kur'an'da xitoblar bor. Hey deb boshlanadigan xitoblar bor. O'sha hey degan xitobni orqasida ba'zan iymon keltirganlarning o'ziga xitob bo'ladi. Ya ayyuhallazina amanu deydi. Ey iymon keltirganlar deydi. Unda iymon keltirganlar quloqini ochish kerak. Iymon keltirmaganlarga bu gapning mutlaqo aloqasi yo'q. Ba'zan Alloh taolo ya ayyuhal kafirun deydi. Ey kofirlar deydi. Unda kofirlarga xitob. Ularni musulmonlarga aytayotgan e'tirozlariga javob: "Hey kofirlar. Ha, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Sizlar ibodat qilgan narsaga men ibodat qilmayman", dedi payg'ambar alayhissalom. Suraning oxirida lakum dinukum valiyadin dedilar. Kofirlarga xitob bu. Biz hech qachon kofirlarni majburlab islomga kirgizmaymiz. Xitob kofirlarga bo'layaptimi? Kofirlar o'zini dinida yashayursin. Faqat bizga zulm qilmasin, haqorat qilmasin, bizni had chegaramizni buzmasin, biz chegarani buzmaymiz. Biz juda kelishadigan xalqmiz islom musulmon o'laroq. Ba'zi o'rinlarda Alloh taolo ahli kitoblarga xitob qilgan, ya ahlal kitob degan. Unda ahli kitoblarni o'zigagina murojaat. Ahli kitoblar kim? Nasroniy va yahudiylar. Ular kitob berilgan ummat. O'sha ummatga xitob qilar ekan, ularga tegishli bo'ladi. Mana bu oyatda Alloh taolo umum bashariy xitob qilyapti. Nima deyapti? Ya ayyuhan nas deyapti. Hey insonlar. Jinsimizni e'tibori bilan, ya'ni xitob qilyapti. Odam bolalari inson deb nomlanishga loyiq bir ya'ni shaxs bormi? O'sha quloqini ochish kerak. Endi oyatning davomidagi haqiqatni ko'ring. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari va unsa. Albatta biz sizlarni bir erkak bir ayoldan yaratdik. Bu xitob. Mana man degan ideologiyaning ro'barosida turgan kuchli ideologiya, islom ideologiyasi. Inson toifasining otasidir.
onası bir. Nima degani bu? Bitta aka uka, bitta oilani farzandimiz degani. Bir oilaning farzandi nima qilib yashaydi? Urushmay kelishib yashaydi. İslomning ideologiyasi bütün insoniyatni bir oila qilishlikka qaratilgan. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min zakari va unsa. Sizlarni bir erkak bir ayoldan yaratdik. Va ja'alnakum shu'uba va qabaila. Sizlarni turli turli qavm qabila qilib qo'ydik. Biz qaysi qabiladan qaysi qavmdan tug'ilishligimizga o'zimiz imkoniyat ixtiyorimiz yo'q. Kimdan tug'ilishligimizga buyurtma bera olmaymiz. Qayerdan tug'ildik, kimdan tug'ildik, qaysi qavmdan tug'ildik bizni ixtiyorimizda emas. Alloh subhanahu va taoloning irodasiga bog'liq. Shuning uchun nima deyapti Alloh taolo? Va ja'alnakum shu'uban va qabaila deyapti. Sizlarni qabila va shoba, qavmlar qilib qo'ydik. Bu faxrlanadigan narsa emas. Men toshkentlikman, sen samarqandlisan, sen xorazmlisan deyish bilan faxrlanib bo'lmaydi. Xorazmlik ham o'z o'sha inson, toshkentlik ham o'sha inson, o'zbekistonlik ham o'sha inson, afrikalik ham o'sha inson. Yuqoridagi haqiqat u ham bizni qaysidir ma'noda oilamiz a'zosi. Oila a'zolari bilan qiladigan muomalani qiling demoqchi Alloh taolo. Odatda odam o'zining qavmiyati bilan, tug'ilgan yeri bilan, joyi bilan, millati bilan faxrlanishlikka moyil bo'ladi. O'sha maylni Alloh taolo sindirish uchun oyatning davomida va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallohi atqakum dedi. Sizlarni ichingizlarda faxrlanaman, Allohning nazdida eng yaxshi qavm bo'laman desanglar yagona mezon bor, u taqvo. Taqvo Allohdan qo'rqish degani. Allohning buyruqlarini qilish bilan, Alloh qaytargan narsalardan qaytish bilan, odamlarga ko'p manfaat yetkazish bilan insonning qadri bilinadi. Boshqa qadri yo'q. Boshqa qadri yo'q. Erkak erkakligi bilan faxrlanmasin. Ayol ayolligi bilan faxrlanmasin. Boy boyligi bilan faxrlanmasin. Bir toza millat oq suyak oq suyakligi bilan faxrlanmasin. Qora qoraligi bilan faxrlanmasin. Turli qabila, turli shoba qilishdan ko'zlangan maqsad nima desa Alloh taolo lita'arafu degan. O'zaro ta'aruf, ma'rifat bir-biringizni tanishinglar uchun degan. Buni ham juda katta hikmati bor. Faraz qilaylik, hamma narsa sizda bitsa, hamma narsani o'zingiz qila olsangiz, boshqa qavmga, boshqa millatga ehtiyojingiz tug'ilmaydi. Hamma narsangizni o'zingiz hal qilasiz, hech joyga chiqmaysiz, yashayverasiz. Unday emas. Biz guruchimizni o'zimiz ekib yetishtira olsak ham, bug'doyga kimgadir muhtojmiz. Makaronni kimdandir olib kelamiz, tuzni qayerdandir olamiz. Hamma boshqa narsalarimiz boshqa tomondan bizga kerak bo'ladi. O'sha narsalar turli tumanlikning hikmati o'zaro bir-birimiz bilan aloqa o'rnatishligimiz vositasi hisoblanadi. Biz muhtoj bo'lamiz boshqa narsaga, boshqa qavmning qobiliyatiga. O'sha qavm bizning qobiliyatimizga muhtoj bo'ladi. Bu bilan nima yuzaga keladi? O'zaro tanishish yuzaga keladi. Alloh taolo turli qilib qo'yganligining hikmatini shunaqa dedi. Lekin Qur'on inson zotini ya ayyuhannas deganda inna khalaqnakum min zakari va unsa dedi. Sizlarni bir inson, bir erkak, bir ayoldan yaratdik dedi. Otamiz bir payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilariga Bilal radhiyallohu anhu shikoyat qilib kelganlar. Ya Allohning rasuli Abu Zar meni qora xotinning o'g'li deb chaqirdi deganlar. Islomning insonlarga bergan ruhiy ozodligiga qarang. Bilal radhiyallohu anhu qul edilar avval islomdan oldin. Qul o odamni qul ekanligini aytish unga haqorat emas edi. Rostdan qul edi. O'zi qop qora odam edi, rostdan qora edi. Onasi ham qora xotin edi. O odamni hey qora xotinning o'g'li desa, o odam o'ziga hech qachon haqorat sifatida qabul qilmas edi buni. To'g'ri-da, onam qora, o'zim qora xotinning o'g'liman derdi. Lekin islomni qabul qilgandan keyin, insonning huquqlarini o'rgangandan keyin, inson bir oilaning farzandlari ekanligini bilgandan keyin
Abu Zer radıyallahu anhu Bilal'ge yebne sevda ey kara hatunun oğlu digerlerini hakaret sıfatı da kabul kıldı. Bunu barıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge şikayet kıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu şikayetini işitkenlere de Abu Zer'i çakırıp ettiler ki ya Ebu Zer inneke raculun fike cahiliyetun dediler. Sen içinde hali cahiliyetin kop ketken adam eken sanki dediler. Sen ne demek bunu kara hatının oğlu diyebsen? Ben yapken yol İslam'da kara hatının oğludan ak hatının oğlu afzalmaz. Arap'ın acandan, acan'ın Arap'tan afzaliyeti yok. İlla takva bilen afzaliyeti var dediler. Küllüküm li adam ve adam min turab dediler. Hemeniz adam mı bolasısız adam tuprağdan yaratılır. Fakırlanıp yürümeyin. Oqtalli ekanligingizga faxrlanib o'tirmang. Qora talli ekanligingizga, qororoq, sal xunigroq ekanligingizga tushkunlikka tushmang. Siz ham odamning farzandisiz, odam tuproqdan yaratilgan. Mana islomning asoslari. Ha, tarqalishlik qanday bo'ldi? Odamning farzandlaridan tarqadik. Nimaga unda oila mezonlari unaqa bo'ldi deydi? Biz aytamizki, o'chib qoldimi? Bismillah. Hop. İşledi. Demek İslam'ın aytiyatken insan tarqalışıdaki üslubiyeti en medeni üslubiyet. En medeni. Adamlı farzantlarının özara nikahını bugünkü insan özara nikahını çalıştırıp mıydı? Salıştırıp olmayıydı. Ne demek salıştırıp olmayıydı? Çünkü Upeyt'te iki tane adam vardı. O şey iki tane adamın törtte farzlandığını nikahlaş gerekiydi. Başka varyant yokudu. Biz hazır bizden aldığınki peygamberlerge nazil bugün şeriatının bazı hükümlerini hazır tatbik kılar mıyız? Ne demek aldığınki şeriatta caiz, caiz bugün keyin toxtagan o. Karındaş uruhçilikte bazı nikahlar caiz. Amakisinin kızı bilen nikahlanalıydı. Tağasının oğluyu turmuşka çıkalıydı. Ammasının kızını halasının oğluyu nikahlasa buladı. Bir manada karındaşlar. Lekin şeriat bizde bunu mu dedi? Caiz dedi. Bunu incest degeri yok. İncest ne mi? Ata özünün kızı bilen cinsi alaka kısa incest buladı. Bu ne kadar var? Tıkılıp yatıp da şu İslam'a tankıt kılıyetkenlerine Allah'ı da grupları var şuna kadar. Yine bazı bir tarihi faktlar var. O şey zardoşlik dini de. Kızını bırakı vermeyen uzak koyak oken. Bunların kanuniyeti şuna kadar bugün. Adem aleyhissalatu vesselam'a şeriat nazıl kılıyetken Allah, şeriat uzun kanun bıraklarlar. Adam aleyhissalatu vesselam'ın kanunge amel kılıçlıkları da büyülük şuydu. Birinci tuğulgen ikizeklerini, kiyingi ikizeklerine nikahlanırdı. Kabul bilen Habil kıssası kanday payda buldu? Kabul bilen Habil kıssası şunday payda buldu. Kabul, Habil bilen tuğulgen kızge nikahlanış gerekirdi. Habil, Kabil'nin cüftüge nikahlanış gerekirdi. Lekin ne buldu? Kabil aytti ki, yok ben uzunmu cüftümü uzun olamam dedi. Cancel şundan buldu. Uzun daim cancel hatun de buladı. Dünyadaki hemme uruçlarının arkasında şunarsa var. Keyin Kabil hasat kılardı uzun. Allah Teala ularge kurbanlık kılıçlikini buyurdu. Kimnin kurbanlığı kabul bulsa, uşanı aytkenige amel kılıçlik. Onu aytkenige yürüyüşlükke Allah Teala buyurdu. Kabul özü özünün yani dehkançılıkıdan en pas narsalarını Allah'a kurban kıldı. Atadı. Habil çopan idi. En yakşı koyunu Allah'a atadı. Allah Kabul'nin kurbanlığını kabul kılmadı. Habil'nikini kabul kıldı. Bana şu kıssa turuptu. Bu kıssanı yakşı tarihi fakt olarak organılsa hamma ilahi kitaplarda var. Hamma ilahi kitaplarda var bu tarihi fakt. Keyin Kabil
hasad kıldı, Habil'ni öldürdü. Birinci insaniyet tarihinde katillik yüzüge geldi. Katillik. Birinci katil Kabil idi. Kabil'nin katli kıyametke kadar çıkadigen katillerinin cinayetinden kemeymesten unge günah barıp duradı. Günah barıp duradı. Şunun için doğru işlerge namune buluşumuz gerek. No, doğru işlerden kaytışımız gerek. Kanday, ular kimge kanday nikahlengen, insan zatı kanday köpeygen dese, en doğru tarif şu. Endi başka tariflerge el-eşya'u yu'rafu bididdiha yoki bi abdadiha degen kayda var. Narsalar bularının ziddi bilen taniladi. Bunu aklıgini katten bilemiz, yanıdaki bana bu renklerden, bunu yokşagen rengi salıştırıp bilemiz. Yakşını katten bilemiz, yamanını kurganımızda. İslam dininin ideologiyası, insan tarqalışlığı da, adamın farzlantlarından tarqagen degen ideologiyanın zorligini başka ideologiyalarga salıştırsak kim bilemiz? Biz ne dedik? Adamını Allah yarattı. Onun cüftünü Adem'den yarattı. Ve ular ortasında nikah cari kıldı. Bu nikahtan tuğulgen balalarga şer'i kanun icra kıldı. Kanunge amel kılasılar dedi. İnsani medeniyet şu dedi. Hayvani medeniyette kanunge amel kımaydı. Yani kanunge amel kımalsa cinayetçi deyip itiraf kılıp sütke tartıp kamal mıydı? Orman hayatı da orman hayatı. İnsanda medeni hayat var. Kanunge amel kılış gerek. Kabul kanunge amel kımadı. Cezalandı. Bu ideoloji. Şimdi bunu tanqid qilayotganlarga siz qattan paydo bo'lgansiz dese maymundan deydi. Çalıştırın kaysa biri çıraylıyırak. Odamdan tarqadik, maymundan tarqadik deyapti u. Maymun qattan paydo bo'ldi. U maymun lichinkalardan paydo bo'ldi. Oldin suv edi, suvda qumursqalar paydo bo'ldi. Qumursqalar Urmalab sekin yuradiganga aylandi, yuradiganlar uchadiganga aylandi. Shularni ichida it, eshak, maymun, shular o'rtoq otadan odam paydo bo'ldi deydi. Buni qana qilib isbotlaysan desa, maymunga o'xshaydi, shunga isbotlaymiz deydi. Har bir o'xshagan bir narsaga o'xshab qolaversa, unda juda ko'p narsani o'xshatib yuboramiz. U bo'lmaydi u. Insonning mukarramligi yo'qolib qoladi. Endi uning ideologiyasining xavfliligi nimada aytaymi? Darwin aytadi. Kereksiz azo yok buluşke mahkum. Kerekli azo rivojlanishiga mecbur deydi. Kerekli azo rivojlanmasa kereksiz azoga aylanadi. Kereksiz azo doim cemiyette yoklikka ketadi deydi. Oddiy gapga o'xshayapti hozir. Bu gapni tagida 50 milyon odam o'ldirilgan. Nimaga? Biz kerakli bo'lishimiz uchun kereksizlarni yo'qotishimiz kerak degan ideologiya bu. İkinci Cahan Uruşu'nun tekede şu ideologiya turadı. Natsistlik, milletçilik. Biz arilerimiz, biz dünyada en yetük milletimiz, biz yetük millet cemiyette kalışımız için kogan milletlerini kırışımız gerek. Ular bizdenmez. Vahşilik, faşizm ideologiyası. Adli gap yok şey yaptı, addiymez bu gap. Biz ne diyetiyorduk? Ya eyyuhemmez, hey adamlar. İnna halaknakum min zekari ve unsa. Biz sizlerde bitti erkek bitti ayoldan yarattık degen edik İslam'da. Bir ailemiz biz. Senden onu ondan bunu artık cayı yok. İlla Allah'a bugün ibadet bilen, takva bilen fazilet bilgine dedi. İnsanlarga manfaatin bilen kadrin bilgine dedi. Degen edik bu insanlarga yaşaşını örgatadı. Rıvajlanışını örgatadı İslam. İslam'ın muhaliflerinin ideologiyasını koruyun. Kereksiz azo yok, azo yok oladı. Tabii kanuniyet deyipti. Demek ki adamlarını kulağına, kuyuşlukke, miyyege uğruna çıkar hareket kıladı. İllezine yukateluna bi annahum zulimu dedi. Zulümge uçregelleri uçun ularge karşı himaye vasitası olarak ceng kılıç, kurallı cenge izin verildi dedi. Mene şunu üçle alışıp, tinç ahalige kural bilen kırıp git yetkililer İslam'ı doğru düşünmeyen adamlar. Şu ayetini misal kılıp İslam katillik dini diye yetkililer düşmeler. İslam talimatı durmakı yapıyor. Bu müdafaa için ruhsat verdi Allah Teala. Zalim hücum kılsa çekerelerge bir karge asker koymuyordu devletler. Hücumge karşı
mukavamat ko'rsatadi. Unga qarshi kuchini ko'rsatishga haqqi bor. İslam dini doim doim sulh tarafdori. Qur'oni Karimda as-sulhu xoyir deyapti. Kelishish yaxshi. Sulh yaxshi. Doim dialog bo'lsin. Mana men degan odam bilan dialogga o'tiraylik. İslomning ta'limoti oldida mana men degani qo'l ko'taradi. Lekin bizda mana shu savol bergan odamga yana tashakkur aytayinda, mana shu savolni asl egalari maqsadlari nima ekanligini bilib qo'ying. Bizni ichimizdan islom nomi bilan qo'liga qurol olib qotillikka qo'l urayotganlar bularning tegirmonlariga suv quyayotgan odamlar. İslomning mohiyatiga tushunmayotgan, yetmayotgan odamlar. Men bir boshqa joyda aytib berdim-da, bir kishi menga aytibdi. İmom Ahmadda, İmom Ahmad ibn Hanbal Musnad degan asarlari bor. Hadis to'plamlarining ichida e'tiborli asar. Shunda deyapti, xo'sh, bir hadis bor. Qanaqa hadis? Payg'ambar alayhi salatu vasallam ju'ilat rizqi tahta zilli rumhi degan hadis. Mening rizqim ya'ni kamonim soyasi ostida qilindi. Ya'ni qurol bilan rizq topadigan bo'ldim. İslam kural bilan tarqagan. Demek biz cihat qilishimiz kerak. Qo'limizga qurol olaylik, kelinglar cihat qilyapmiz biz degan targ'ibotlar ko'p yangradi. To'g'rimi? Hozir ularni juda ko'p inqirozga uchradi. Nimaga? Mohiyat islomga aloqasiz ekanligini isbotlab berdik biz. Bu maydonda turibmiz. Agar gapimiz islomga shariatga zid bo'ladigan bo'lsa, isbotla chiq. Hatta şunda imkaniyet verdim ben, şunda imkaniyet. Hoy İdlib'de yürgen biraderim, hoy Suriye'de yürgen Özbek Müslüman biraderim. Ahli ilimlerine ait, çıksın Zoom'da canlı efir kılamız. Eğer uşa kılıyetken işiler İslam talimatıya muvafık ekenliğini, Kur'an ve sünnetten ispatla birseyler, hemen asını teşebbmen boramanslarını aldılar dedim. Yok, bundan artık imkaniyet mi oladın? Bu fakirmez, milyon adam işte yaptı bizi Müslümanlarını. Hamma kulak saptırıptı. Şu milyon adamga ayti yapmam ben. İspatla hak ekenliğini, burtta oturuşum, günahligini ispatla ben baraman diyeyim. Nime ki çıkışma yaptı? Başka adamlarını avlaş yaptı. Nime ki? İslamlı yakışı düşünmeyen adamını o aldab örgenip koyan olar. Halbuki hadisini ayitse, benim rızkım, kuralım sayesi aslında kılındı. İmam Ahmet'in rivayeti, mana hadis, sahih hadis dese, beçare meni dostum, biraderim, vicdanı, dini, gamı, coş olup durgen, Müslüman, biraderim, elden yaptı de. Sahih hadis bugün deyin ki, ben barışım kereydi yaptı. Bar almasam pul bilen yordam verişim kereydi yaptı. Onu menge bir savallı. Bu hadis kalaka hadisliğini bilesen mi desem, yok yaptı. Bu hadis zayıf hadis. Zayıfun cidden hadis. Kattan bilesiz diye yaptı. Çünkü İmam Ahmet özlere etkiler. Bu hadisini rivayet kılıp etkiler. Bu hadisinin degen adam var. Hiç kim tanımaydı onu. Biz bilmeyimiz. İmam Ahmet'in davurları da havarişler barıdı. Hadrata Ali'ni katıl kıyan adamlarının zamandaşları. İzdaşları barıdı. Ular adam öldürüşlük için hadis tokuyan bulsa biz uşa hadiske ergeçemiz mi? Abu Munib'in kimliğini tapıp yerdeyimiz biz. Belki Abu Munib havariçdir. O tokugendir bu gapı. Şimdi hop bu ihtimaller bilen şu gapinizge işanamız mı dese ya işanmayın bu gapimge. Ben sizge ayetten delil keltiremem İslam dini katillik dini imesliğini. İslam dini rahmet dini. Allah Teala Peygamber aleyhisselam nime dedi? İnne arsalnake rahmeten lil alemin dedi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Allah Ta'ala biz sizni fakat ve fakat alemlerine rahmet kılıp yubardık dedi. Rahmet bilen Kur'an'ı mavzusu zıt yanmayan zikir kılıp bu miydi? Peygamberimiz rahmet sıfatı da kilgenliğini ayet ayeti yaptı. Abu Munib degen namalum ravisi var hadiste men katıl üçün kegen men bukkarı yaptı. Kaysını olamız? Ayetini olamız? Ayet bilen hadis birbirine zıt girişi mümkünmez. Demek meneşi sebepten bu hadiste zayıflik var.
munkar deyiladi. Sahih rivoyatga qarshiligi bor buni. Bu bir. İkincisi, endi payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotlariga quloq solsangiz, payg'ambar alayhisolatu vasallam o'ldirishligi aniq bo'lgan odamni ham imkon bo'lsa kechirib olganlar. Chunki sifatlari rahmatan lil olamin-ku. Rahmat bilan qatl, odamlarga mehribonlik bilan qurol yonma-yon zikr qilinmaydi. Mumkin emas, mantiqan zid. Savol mana hozir bitta qassoblar bor ichimizda. Nimaga qo'yinni so'yayotganimizda bismillahir rohmanir rohim demaymiz. Bismillahi Allohu akbar deymiz. Nimaga? Çünkü suyuliyetken payette Rahman ve Rahim sıfatları zikir kılınışı mümkünmez. Doğru ki miydi? Kanakıl suyuliyetken dedi, mihriban ve rahimli Allah namı bilen soyamen deyiziz. Mihriban soy miydi? Bismillahi Allahu Akbar. Ulub bugen, akbar bugen zatnin namı bilen soyamen. Demek ki canlı özü birgen zat. Özü birgen zatnin namını zikir kılmazsan canlı abu miydi? Bizga ruxsat qilib qo'ydi, qo'yni soyamiz, yeymiz. Mana shu ham o'sha hadisni haligi islom dushmanlarini islomni terror dini deb tegirmonni aylantirayotgan dushmanlarning tegirmoniga suv quyayotgan bechorani islomni tushunmasligiga dalil shu. Islom rahmat dini birodarlar. İslam rahmet dini doim rahmat haqida payg'ambar alayhisolatu vasallamni peshqadam ko'ramiz. Katıl kılınışlığı anık bugün adamlardan bittesini misalını eğitemen şu bilen bu mavzunu yapabiz. Bu mavzunu tekini ben kıs kılıp durup eğitiyetler. Bu savalını mavzunu tekide başka gel bak. İslam ideologiyası ge tüp tüpden ilk başıdan menbeni özüge hücum kımakçı bugün taifeler var. İçimizdeki dosyar braderlerimge eğitiyet ben. İhtiyat bulayım. Kim ne dese ki tüp kala vermeyin. İslam hakkıda ulamalardan asıl mahiyetini o'rganmasdan turib xulosa qilmang. Ayniqsa birovni o'ldirish haqida kimdir sizga jihad deb fatvo berayotgan bo'lsa to'xtang. Boshqa paytda 10 marta o'lchagan bo'lsangiz, bunda 100 marta o'lchab keyin kesing. Unda ham kesmay qo'ysangiz ham yutaverasiz. Sumama ibn Usol degan sahaba bo'lgan. Radiyallohu anhu. Sumama İbn Usol. Bu suhbatdan çıkıp tarixiy manbalarni okup ma'lumotni mustahkamlab oling. Ben bunu bazı joylarda aytib berdim de o'rni kelgan uchun yana aytaman takror. Takrorda yaxshilik bor. Sumama ibn Usol Yamama qabilasining podshohi bo'lgan. Podshoh bo'lgan, malik bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Kisroga, Xiraqliga maktub yozganlarida bir maktubni Sumama ibn Usolga ham yozganlar. İslomga kel, salomat bo'lasan. Mulking o'zingda qoladi. Agar qarshi chiqadigan bo'lsang, qavmingning ham gunohini bo'yningga olasan. Da'vat payg'ambar alayhisolatu vasallam bütün podshohlarga xat yozganlar. O'sha xatlardan bittasi Sumama ibn Usolga borgan. U har xatni ko'rganda g'ashi kelgan. Qayoqdagi bir arab qabilasini bir odami Abu Kabisha pastga urib gapirarkan u ham. Menga o'zini dinini taklif qilyaptimi? Men podshoh bo'lsam deb jahli chiqqan. Jahli chiqib ichiga adovat o'rnashib qolgan va poylab yurib sahobalarni ovlab o'ldirgan. 10ga yaqin sahobani o'ldirgan shu odam. Sahobalarni o'ldirib, yana o'zi qahramon ekan-da, arablarda o'zi bir qavmga podshoh bo'lish oson ish bo'lmagan. Oson ish bo'lmagan. O'sha podshohlikka yarasha odamlar chiqqan yuqoriga. Alloh taoloni bir nazari bo'lmasa u podshoh bo'lmaydi. O'zi odatda ham shunaqa, nimasidir bo'ladi. Allohning diniga amal qilsa najot topib ketadi podshohlar ham. Amal qilmasa podshohlik foyda bermaydi. Sumama ibn Usol ko'p odam ovlagani chiqarkan da o'zi yakka, shunaqa qahramon odam, podshoh o'zi. Kiyimlarini o'zgartirib olib chiqib odam ovlar ekan, sahobalardan 10ga yaqinni o'ldirdi. Keyin o'zini johiliyat urfi odati bo'yicha Makkaga hajga yo'lga chiqdi. Johillar ham haj qilardi.
Ularda özünü üslubu bile bu içe hacga barışardı. Şunda oyladı da aytti ki ben dedi Yamama'dan keti yapma, hacga Mekke'ye keti yapma. O yolda bir Medine'nin etrafına bir ötüp getey. Zara Muhammed'le üşlev alsam öldürsem dedi. Şuna o adam da tasavvur kılıyım. Kim? Medine'nin etrafından casuslık kılıp aylanıp keliyeti ödü. Medine'nin etrafına Peygamber aleyhissalatu vesselam hurraslar kopuyorlar. Hurras degeni kurukçular. Medine'ni asrab turadigan chegarachilar yani. Chegarachilar tap bitib ushlashdi uni. Ushlab olib Madinada Masjid Nabaviyni ustuniga bog'lab qo'yishdi. Lekin tanishmayapti kimligini. Payg'ambar alayhi salatu vasallam yo peshin yo asr namoziga keldilar. Namozga chiqdilar-da qarasalar bog'liq bir odam turibdi. Yaxshilab qarasalar tanidilar Sumoma ibn Usol. Sahobalar chaqirdilar, "Bu kim?" dedilar. "Shunaqa odam ekan, bog'lab qo'ydik." "Taniyapsizlarmi?" dedilar. "Yo'q." Ha Sumoma ku dediler. Yamamanın padişahı amiri bu dediler. Fakat beni indemeyler dediler. Beni ailemden ben sizlerge dasturhan kibiremen yani azok avukat abarıp yakşı muamele kılıyorlar dediler. Sahabeler Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı hanedallardan avukat tayarlayıp abarıp Sumoma'nı aldığı koy işte. Kimden? Peygamberimizden de işte. Mazaklı avukatlı yedi. Keyin Peygamber aleyhisselam namazını oku bu gellerdeyken kilip ey Sumoma dediler. Keyfe haluk dediler. Ahvalin kalay dediler. Degenim yine ahvalim yakşı dedi. Menge zor karışı yaptı dedi. Avukatım var, suğum var, hemen ersem var dedi. Senge nime kılışımızda haklıysan dediler. O ayetti ki in taktul taktul zaden dedi. Eğer beni öldüredigen bulsan hakkın var dedi. Çünkü benim sizlerden bazı adamlarını öldürgen ben. Kan egesi ben yani. Ha, hun egesi ben. Öldürsen hakkın var. İn taktul, taktul zâdem. Ve in tun'im, tun'im ala şakir dedi. Eğer yakşilik kılsan, ben yakşilikini biledigen adamlar neyken dedi. Yakşilikke yaraşa cevap beraniyim ben dedi. Yani Peygamber aleyhisselam in demediler, ötük ettiler. İkinci gün yine onge yakşı karıştı, yine namazdayken gelip kanday ahvalin zor dedi. Nime kılaysan dedi, in taktul taktul zâdem ve in tun'im tun'im ala şakir dedi. Gapgayam üsteydi de bu lügatlarda maha şarkılaşke utmayın. Cüddeyen belagatli gap bu. Ve o adamın tabiatını bizge körsatadı, korkma yaptı. Öldürsen hakkım var, ben ölümge tayyarmam diye yaptı. Lekin yakşılık kılsan, ben yakşılıkke zor cevap veredigen adamdan diye yaptı. Üçüncü günü bugün de yine şu gapı yapırdı. Yani taviz verme yaptı, boyunsun mu yaptı, turuptu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yukarıda haligi bala menge aytgan hadiske göre kılıçları ostida rızkları bugün de o adamını öldürüş gereği midiler? Öldürüş gereği midiler? Üç gün üçle oturmasından benim sahabalarımı öldürdün deyip öldürüşler gereği dedi. Lekin nima yaptılar? Onga avukat biri yaptılar. Halini sürüştürüyor yaptılar. Üçüncü günü bugün de Peygamber aleyhissalatu vesselam en yüksek feraset egesi. Kördüler, bildiler bu adam mecburlaşmadan İslam'a kirmeydi. Lekin bu adamını kuyvargenimiz Müslümanlara fayda. Şunu oyladılar ve sahabalar gittiler ki kolunu yeştirdiler. Yeşti. Markete vurdu dediler. Sumoma karab turdu da ruhsat mı menge dedi? Ha ruhsat dediler. Şunu da vardı. Bakiyini aldı da Medine'den az gün narrada Baki kabristanı var. Hurma bağı bulardı. Şu bağını içine kırdı. Su tapıp gusül kıldı. Kaytip gelip Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ben Müslüman buldum dedi. Sahabeler soruştu. Nimege aldın? Seni öldürüşümüz mümkün idi. Nimege kolin bağlık turgende Müslüman bulmadın degende o aytti ki beni tabiatım şuna kadar dedi. Ben hiç kaçan bırak beni mecburlasa onu aytkeni kımayım. Ben ihtiyarım bile Müslüman bulamam dedi. Müslümanların şeriatıdaki bizim fikhimizdeki Müslüman bugün adam gusül kıladı degen fatvanı birincisi Sumoma ibn Usol'dan keladı bizge. Bana şu hadis. Sahih hadis bu. Müslüman bo'lgan odam g'usl qilish kerak. G'uslni Sumoma ibn Usol qildi birinchi. Müslüman bo'ldi keyin. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga kelib aytdiki, "Ya Allohning rasuli" dedi. "Mana shu o'tirgan o'rnim" dedi. "Men uchun eng ashaddiy dushmanlarning makoni edi. Siz men uchun eng og'ir dushman edingiz.
Hozir islomga kelganimdan keyin bu makon meni tug'ilgan joyimdan aziz bo'lib qoldi. Siz meni otamdan ko'ra menga mahbubsiz dedi. Menga buyuring dedi. Men hajga ketyapman. Hajga boraymi yo'qmi dedi. Bor dedilar. Lekin jahiliyat niyati bilan emas, islom niyati bilan hajga bor dedilar. Vaholanki hajga makkaliklar Madina ahli musulmonlarini kirgizmayotdi. Kirgizishmay turgan payt edi u. Sumoma aytdiki, bo'ldi dedi. Men dedi, Allohning nomi bilan niyat qilaman, hajga ketdim dedi. Yo'lga tushdi. Makkaga kirib olganda birinchi bo'lib labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda van ni'mata laka val mulk la sharika lak jumlalarini Sumoma ibn Usol aytgan. Birinchi bo'lib Makkaga kirib borganda bu gapni eshitganda yosh makkaliklar musulmon emas ular. Boshqacha talbiya bilan kelyaptimi kim bu deyishgan. Chiqib turib yoqasiga yopishgan. Kattalar aytganki, "Hoy, hoy, qo'lingni tort, kallang bormi?" deyishgan. Bu Yamomani amiri podshohmi bu deyishgan. Agar bunga bitta zarar yetkazib qo'ysak, Makkaga keladigan bug'doydan mahrum bo'lamiz. Makkani hammasini bug'doy bilan ta'minlaydigan Sumomaning qabilasi edi. Yamomaliklar edi. Tegme tegme bunga deyişti. Ey Sumoma dedi Makkaliklar. Tanigallar bor edi uni. Asaba uta deyişti. Dinden yüzü girdim. Dinden çıktın mı deyişti. O'zini dinini aytyapti dedi. Desa u kishi aytdiki, yo'q, men dinden çıkmadım. Belki aslan tu dedi. Müslüman buldum dedi. Ben şunday Müslüman buldum ki dedi. Men indi hozir Yamomaga qaytib borsam. Hamma sallarga bug'doy eksport qilayotganlarni hammasini to'xtataman dedi. Sallarga bir hovuch bug'doy kelmaydi endi bo'ldi dedi. Hajini qildi. Qaytib borib Yamomada hamma bug'doyni to'xtatdi. Makkaliklar bug'doysiz qolib ketdi. İlla Muhammad aleyhissalatu vesselam ruxsat bersalar gene bug'doy beraman dedi. Makkaliklar bilan payg'ambarimiz ortasında adovat bor. Ular Makkaga payg'ambarimizni kirgizmayapti. Ko'rsak o'ldiramiz deyapti. Uhud, Badr g'azotlari bo'lib o'tdi. Lekin bug'doysiz qolib ketganligi uchun makkalik mushriklar payg'ambarimizga xat yozishdi. Aytishdiki, "Hey Muhammad," dedi. "To'g'ri, o'rtamizda har xil tushunmovchilik, kelishmovchilik bor, lekin sen qarindosh urug'lik aloqasini bog'laydigan insonsan, sen mehribon odamsan, sen yaxshi odamsan. Sumomaga ayt, bizga bug'doy bersin," dedi. Payg'ambarimiz qotil dinni vakili bo'lganlarida vaziyatdan foydalanib berdirmasdan ularni qirdirib yormasmidilar? Nima dedilar? Sumomaga xat yozdilar. Bug'doy ber dedilar. Sumoma payg'ambarimizning ruxsati bilan bug'doyni yana Makkaga eksport qilishlikka ruxsat berdi. Mana yuqorida biz islom ta'limotini noto'g'ri tushuntirmoqchi bo'lgan dushmanning maqsadini bilganimiz uchun islomning asli mohiyatini aytib beryapti sizga. Lekin ichimizda turgan ba'zi birodarlarimiz, ular ko'pchiligi tushunib yetdi. 99% hozir tushunib yetdi. 1% qoldi. Ular qasddan qaysarlik bilan bu masalalarga quloq solmayapti. Qaysarlikning keragi yo'q. Meni o'rnimda boshqa odam bo'lsa ham islom ta'limotini aytayotgani uchun ergashing. Men sizga hadislarning mohiyatini ochib beryapman. Bir hadisni ko'tarib olib, odam o'ldirar ekanman deb, jihod qilar ekanman deb jinoyat to'dasiga kirmang. Siz kirsangiz islomni qotillar dini deyotgan odamlarga ularning tegirmoniga suv quygan bo'lasiz. Butun dunyoda islomni qotillik dini deb tarqatayotganlarning ko'zlagan maqsadlari shu. Va hatto ba'zi ulamolar mana shu hadisni zaif sanatlarini olib tashlagan odamlar mustashriqlar ekanligini aytishgan, din dushmanlari. Bizni musulmonlarni ichiga tashab, mana sizlarni dininglar qurol bilan tarqagan, olinglar qurolni qo'linglarga, uringlar bir-biringlarni, nimaga bunaqa tinch o'tiribsizlar deyishga. Qiziqroq qilib aytganda, hojivoyi bir askiyasi bor, nimaga meni to'yimda janjal bo'lmaydi, urmaysanmi bir-biringni degani singari. Bunga ishongan odamlar laqqa tushdi-da. Faqat musulmonni o'ldirishdi. Faqat musulmonning xonadonini vayron qilishdi. Faqat musulmonlarning yurtlarini xonavayron qilishdi. Bu islomni to'g'ri tushunmaslik. Mana masalada ham yuqoridagi mavzuni yaxshi bilib oling. Eng to'g'ri ideologiya biz hammamiz bir oilaning farzandimiz. Qur'oni Karimda Alloh nima dedi?
innamal mu'minuna ihvatun dedi. İhva kimga ishlatiladi? Albatta mu'minlar aka ukadirlar deyapti. Siz meni akamsiz, ukamsiz. Siz meni bir oiladagi vakilimsiz. Men aka ukalarimni ziyoratda yuribman hozir. Va siz aka ukalaringizni ziyoratida bo'lasiz mu'min bilan birgalikda. Qur'on bu hissiyotni, Qur'on bu ideologiyani o'rtaga qo'yibdi. Qur'onning islomning ideologiyasini singari insonparvar ideologiya yo'q. Men bu bilan birga boshqa ideologiyalarni ya'ni majburlab islom haqida shu majbur demayapman. Buni men musulmonlarga aytayapman. Biz birodarlar qotillar dini emasmiz. Biz e'tiqod qilayotgan islom adolat dini, sog'lomlik dini. İnsanlarını yaşatadigan din, bunu doğru düşünüp alışımız gerek. Hop. Assalamu aleyküm ustaz. Sizge Allah'ın rahmeti ve barakatı bulsun. Farzandlarımız hakkıyla dua kılın. İltimas. Savalım. Bizni hududlarda tarqalayotgan tariqat yönelişige, yani menzil şeyhi, gavs, menzil şeyhiga ergashishimiz mumkin mi? Birinci savol ekan. İkincisi, yakın qarindoshim ayol kişi. Bilan gaplashmayman. Lekin bir-birimizdan yordamimizni ayamaymiz. Faqat gaplashmaymiz. Siylay rahimni buzishga kiradimi? İltimosim o'zingizdan shaxsan so'raydigan ikkita masalam bor. 2 daqiqa gaplashishimiz uchun imkon bering, debdilar. Dilshodbek telefonlarini yozib qo'yibdilar. Xo'p. Farzand zurriyatlaringiz haqida inshaalloh duo so'raganlar ham ko'p, ularni alohida duo qilamiz. Endi g'aus manzil shayxi. Manzin debdilar bu yerda, o'zi manzil shayxi bo'lsa kerak. Tariqatlari bu yerlarda tarqayapti, shularga ergashsak bo'ladimi deyaptilar. Tariqat shayxlari, jamoatlar masalasi nozik masala. Tariqat İslam'ın asoslaridan 3'ten biri ekanligini tan olarak tariqat masalası da ham noma'lum yo'nalishlarga ergashib ketishdan ehtiyot bo'lish kerak. Çünkü tariqat masalası jamoatchilikni aloqador qiladigan narsa, jamoatchilikka aloqador mavzu. Ertaga siz boshqasi bir jamoat bo'lib yig'ilsa, oradan bitta liderni ya'ni yo'lboshchini tanlansa, o'sha yo'lboshchi kimligi noma'lum bo'lsa, butun jamoatga zarar yetadi. Islomda tariqat mavjud. Ha, islomda ustozga borib, ustozdan ilm olish mavjud. Lekin manzil jamoati asosan Turkiyada tarqagan. Naqshiylar, albatta Naqshbandiy tariqatining asoschilari, ya'ni namoyondalari. Naqshbandiy rahimahulloh bizdan bo'lgan katta yani murşid. Bu tariqatning asoslarini o'zimizda ham o'rganishimiz kerak. Lekin qandaydir jamoatga, yani siyosiylashib ketish ehtimoli xavfi bo'lgan jamoatlarga qo'shilmaslik kerak. Lekin tariqat masalasida o'zingiz ma'qul bilgan ustozni, shayxni, shariatni biladi, tariqatni, voqealikni biladi, hol ilmidan, qol ilmidan xabardor. Bunaqangi shayxga shogird bo'lishlikni zarari yo'q. Faqat u shayx noma'lum bo'lmasin. Noma'lum bo'lmasin. Turkiyada juda katta davlat miqyosida muammo yuzaga kelib chiqdi. Tariqatlarni oqibatida. Hozir Turkiyada tariqatlarning jamoatlariga juda qattiq surishtiruv bor. Juda ham qattiq. Ularni tepasida bosim bor. Belki bizlargacha yetib kelishining sabablaridan biri shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki manzil jamoatining tashqariga chiqqanligini men boshqa joyda bilmayman. Bizga kirmagan edi. Hozir bizda paydo bo'lgan bo'lsa, balki bosimning oqibatidir. Ularda bosim bo'lyapti. Nimaga? Chunki Fathulloh Gulen degan kishining harakati bor edi. Xizmat harakati degan. Ularga davlat imtiyoz bergan, iqtidor bergan, juda ko'p sharoitlar qilib bergan. Yer yuzida 160 ta davlatda maktab ochib bergan. Türk siyosati iqtidoridagi odamlar unga imkoniyat bergan. O'sha Turg'ut O'zal davrida bizni O'zbekistonga ham kelgan ular. Turg'ut O'zal o'zi kelib, oldingi prezident Islom Karimovga iltimos qilgan. Va ularning maktablari ochilgan, turk litseylari hamma biladi uni.
ve Türk litseylerinin asası formulirovkası Fethullah Gülen'in nazarat astı bugün. Keyin vaqt o'tdi, davr o'tdi, nima bo'ldi? Hozir Turkiyada Fathulloh Gulen terror tashkiloti deb e'lon qilindi. Nomi FETÖ. Terror tashkiloti deb e'lon qilindi. FETÖ. Fathulloh Gulen terror örgütü dedi. Örgüt tashkilot. Va unga mansub bo'lgan odamlar dünyanın hamma joyida muammoga, musibatga uchradi. Bizi o'zimizda ham nurchilik nomi bilan qancha odam qamaldi. Uşalarga azab bu geldiği uçun. Ben mana bu zarar tamallarını islatıp koyuyordum. İslamımız, dinimizin örgenişliği de bizde ulamalarımız kifaya hazır gününde. Yani yeterli derecede imkaniyetimiz var. Bu mesela sorab örgenip imkaniyet kılışımız mümkün. Lekin siz kaysıdır teşkilatke, cemaatke azab olarken siz onu arkasında siyasi haf yotkenini bilmeye kalışınız mümkün. Ben uşa tamamından agahlantırıyordum. Lekin tarikatını elbette İslam'ın asaslarından üçten biri deyip aytaman. Tarikatsız İslam yok. Tasavvufsız İslam tasavvur kılıbı mıydı? Tasavvuf İslam'ın ruhiyeti. Ruhiyetsiz triklik tasavvur kılıbı mıydı? İslam'ın trik uçlayıp duruyenlerse tasavvuf biraderler. Tasavvuftan uzaklaşsak kuruk bop kalemiz. Tami yok. Adam gelenip kalemiz. Hiç bilmeyi kalemiz. Koronavirüs kokşap. Bu mıydı? Hid biliş, tam biliş, tasavvuf bilen buladı. Lekin cemaatler nam aytıp cemaat. Mesela Fethullah Gülen hizmet cemaati, Gavs Manzil cemaati, Mahmud Efendi cemaati, falancının cemaati. Bular siyasileşliği ihtimali kubbugen namlar. Bu bizni yaşlarımızın kurban koyuşlikke razımasınız biz. İhtiyat bulun, gözünüzü açın. İlim örgenişlikte bunday cemaatlerge aza buluşlik hatarlardan agah bulun demokçum ben. İkincisi, yakın karındaşım ayol kişi deptiler. O kişi bilen gaplaşmayımızı lekin birbirimizge yordamlaştıramız. Fakat gaplaşmayımız deptiler. Gaplaşmasligem Sile-i Rahim'ni özüşke kiradı braderler. Sile-i Rahim karındaş uruhçulukta gaplaşıp salamalik kılıp duruş gerek. Körgemde salam veriş, salamge ali yalış. Toy çıkka çakırış, mihmonge barış. Kesal bulsa kurgeni kereş, hal ahval soruş. Karındaş uruğdan bunday meselelerde gaplaşmayı koyuşluk doğrumez. Başka narsalar yordam kereği bulsa ayamayınız diyebdiler. Gaplaşkeninizde ham ayamazdınız özü. Gaplaşmazdan ham şunu ayamaya yürsek, gaplaşmaya koyursak bol edeme deyip bunu misal kılalmıyız. Zaten karındaş bu gönlünüzdenkini yordamıyız ayamaysız. Şu bilen birge gaplaşasız ham. Kim birinci gaplaşsa cennetteki üyünü birinci şu agen boladı. Birinci hareket kılış gerek. İkinci geyem kuruk kamaydı, onun geyem üy var. Lekin birincininki katlara boladı. Top. Özünüzden şahsen soruyor diyen iki dakikalık yapım var dediler. Bunu şimdi kuremiz inşallah. Hop, Xorazm'da Kur'an kursları kaçan açıladı? İnşallah açıladı. Hazır. Madrasada Kur'an kursu var mı? Var. Madrasada var Kur'an kursu. Kvota kamrağa? Neşte ruhat, neçi yıllık ruhat var? İki yıllık ruhat. İki yıllık ruhat. Cüdükette. Yani şularını halkalışımız gereği. Biz inşallah yeni kurslarını açamız. Her bir vilayette, her bir cebhede, Respublikamızın her bir çekke çekkelere geçe baramız inşallah. Kur'an'ı okuyman degen Müslümanlarımızın, halkımızın elbette taminleşimiz gerek. Sizlerden dua kılınlar, hareket kılamız inşallah buladı. Şu bilen birge bu madrasada kvotanı aşırışımız gerek. Hazır kaç alını yaptı bir ayge? Bir yılge. Bir yılge. 24 kişi. Kem? Şunu 240 kişiye kurtarışımız gerek. 10 bara var bursa 2 yıllık ucu 1 yıllık, 1 yıllık ayıp düşerdi. İnşallah bunu mana hazır bu muammoni yaxshi aytdingiz. Bunu biz özümüz tepesi işlep hareket kılamız. İkincisi, İmbrahim hakkında malumat verseniz tuluk işe düştü mü, faydalansak boladı mı? Hali tuluk düşkeni yok, lekin telefon varianti de muamma bulu yaptı, app de muamma bulu yaptı, Android de sal işle yaptı, kompüterde yaxshi işle yaptı. Keyin bu planşetlerde hem işletişlik hareketleri var. İnşallah bu hakkında teknik işlere hareket kılışı yaptı.
Hop, assalomu alaykum ustoz. Musiqa haqida ma'lumot berib aytsangiz. Men 8-9 yoshdan beri musiqachilik qilaman. Xonan nima deyaptilar bu yerda? Hamma aytibdi. Musiqa harom deyapti. Nimaligini imomlar ham aytishmayapti debdilar. Musiqa haqida savol. Musiqa simo deydi arab tilida. Simo musiqa qo'shiq aytish, bunga o'xshagan narsalarni mutlaq harom degan odam ham to'g'ri ma'lumot aytmayapti. Mutlaq halol degan odam ham to'g'ri ma'lumot aytmaydi. Musiqani harom jihatlari bor, joiz jihatlari bor. Musiqani ruxsat va ruxsat etilmagan jihatlari bor. Aksariyati ruxsat etilmagan, ruxsat etilgan jihatlariga ruxsat etilgan. Bu haqida ko'p gapirdik. Endi bu bilan shug'ullanishlikda masalan shu sohaga o'zini baxshida qilgan odamlarga ruxsat doirada harakat qilishlarini hech kim taqiqlamaydi. Joiz. Qaysi paytlarda joiz? Masalan, bayram kunlarida, musulmonlarning bayramlarida, musulmonlarni xursand qiladigan, iymonlariga jo'shtiradigan, shijoatlarini oshiradigan qo'shiqlarni, musiqalarni bastalash mumkin. Joiz. Hatto jang paytida jang paytida odamlarni jangga shijoatlantirish uchun alohida musiqalar bastalangan. O'sha dumbura urib turilgan, dumburani dumburi odamni ya'ni shijoatlantirgan. O'sha joiz bo'lgan shular. Payg'ambar alayhi salatu vasallam hayit kuni eid namozini o'qib uylariga kirganlarida Oysha onamizni oldilarida ikkita joriya, kichkina qizchalar duf chalib ashula aytishayotgan edi. Bu'os qo'shig'i deydi. Bu'os degan qo'shiq bor. O'sha bu'os qo'shig'ida o'sha Madinadagi ba'zi qabilalar bir paytlar dushman bilan bo'lgan jangda g'alaba qilgan edi. O'sha g'alabaga atab aytilgan she'r bor edi. Bu she'rni bastalab qo'shiq qilingan edi. O'sha qo'shiqni aytishayotgan Payg'ambar alayhi salatu vasallam holatni ko'rib indamadilar. Yuzlarini boshqa tomonga qarab yotdilar. Hayit kuni. Yotganlaridan keyin orqalaridan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirdilar. Bu rivoyat Imom Abu Davudning sunanlarida kelgan. Kirdilar. Kirganlarida qarasalar qo'shiq aytibdi Payg'ambar alayhi salamning uylarida. Payg'ambarning uyida shaytonning mazomirini chalyapsanlarmi dedi. Oysha onamiz ko'zlarini qisib ikkita joyiga bundoq qildilar. Qoch dedilar. Oysha onamizning dadalarida Abu Bakr. Hali qiz qochdi ikkitasi. Deganda Payg'ambar alayhissalom Abu Bakrga tek qo'y dedilar. Tegma. Har bir qavmni bayrami bor. Bugun bizni bayramimiz dedilar. Unga ijozat bo'ldi. Bayram kunida aytishlikka joiz bo'ldi. Nimalar nojoiz? Odamlarni har xil shahvatga jinoyatga, buzuqlikka targ'ib qiladigan narsalar joiz emas. Shirkka, kufrga targ'ib qiladigan narsalar joiz emas. Nima joiz? Vatanparvarlik ruhini qo'zg'aydigan, iymonni, islomni targ'ib qiladigan, ota-onaga yaxshilik qiladigan bularga ijozat bor. Lekin afzalmi desa, masalan bir odam meni hurmat qilib aytsa, aka mana shu ish bilan shug'ullanyapman, nima deysiz desa, men aytamanki, bundan ko'ra foydaliroq ish bilan shug'ullan. Bugun unga muhtojmiz. Hamma qo'shiq aytib yuribdi o'zi. Jiddiy ish qiladigan odam ham kerak deyman. Bu meni fuqaroli tavsiyam bo'ladi. Lekin men unga san joiz emas, bo'ldi musiqa maktablarini yop, uni ya'ni joiz qilma, unaqa demayman. Nimaga joiz jihatlari bor-da? Shariatning joiz degan jihatlari bor. Savollar ko'payib ketdi bu yoqda. Endi jonliga ham kimdir beradimi? Yo. To'rtagacha farz namozini shu yerda o'qib, to'rtinchi rakatimda sajdaga takbir zar namozini o'qib. Nima bo'lsa? 3 rakat namoz qilib, birgan farz namozini 3 rakat o'qib, 3-chi rakatimda sajdaga takbir zar namoz bo'ladimi? Yo'q. 4 rakatlik namozlarda
agar 3 rakat okup buysa ve 3 rakat okuyanligini bilip secde sahu kısa namaz bo'lmaydi. Nimaga 4-chi rakat okulmadı. O ordudan turup yana 4-chi rakatını okuydu. Keyin secde sahu bilan namazı tugatadi. Hop, bitta savol bor ekan, keyin bizga javob berasizlar. Yana bir kishi uchratamiz, inshaalloh didorlashamiz. Hozir Urganchdagi G'oyib ota masjidiga shomga yetib borishimiz kerak. Labbay. İnşallah belki yine uyuşturarız inşallah. Uzun aslı Xivaga kattaroq masjid qurishimiz kerak ekan. Ha, o'sha qurishimiz kerak ekan. Qurish kerak. Biz o'shaning uchun aylanib yuribmiz o'zi. Ko'rdim. Ko'rdik. I o'sha qo'mita raisini o'rinbosari ham ko'rdi. Ular ham aytdiki, biz aylanib yurishimizdan ko'zlagan maqsad ham shu. Hozir hamma muammolarni yozib, xatga tushirib kerakli joylarga taklif tavsiya kiritamiz. O'zi ruxsat bor ekan. Xivaga katta markaziy juda ham katta bitta masjid qurish ruxsati bor ekan. Xivaliklar bunga pul ham tayyor deyapti. Ya'ni bu xalq o'zini masjidini qura oladigan kuchga ega. Ishonamiz bu xalqqa. Lekin o'sha UNESCO'ni bu joylarda, ya'ni tarixiy obyektlarga, tarixiy binolarga zarar yetkazishligini oldini oladigan qonuni bor ekan. Butun dunyoda tan olingan qonunda bu. Hatto prezident janoblari o'zlari ruxsat, faqat UNESCO'ning ruxsati bilan qillaring debdilar. Ruxsat kelgan bu Oxunbova qurilgan-u Urganchda. O'sha bilan birga kelgan ekan. Bir xil ekan ikkalasini ham ruxsati. Urgan Xivada ham bor. Faqat shuni joyi masalasi muammo bo'lyapti ekan. Endi buni o'ylash kerak lekin. Bu muammo ekan deb xalqni qiynalib turishligi to'g'ri emas. Men bugun ko'rdim. Juda qiyinchilik. Lekin Alloh ajr bersin sizlarga. Qiyinchilikda turib ibodatga mahkamsizlar. Va ko'zni quvontiradigan 90%dan oshig'i yoshlar. Alloh umringlarni uzoq qilsin. To'g'ri yo'ldasizlar, adashib ketib qolmanglar. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Qurilishiga inshaalloh bizni ham hissamiz qo'shilsin. O'ylab yuribmiz shuni. Men Ramazonlarda yangi masjidlarni xatm o'qiylik. Inshaalloh bu harakat bor ya'ni. Muammo bor, ko'rib turibmiz. Ko'z yumayotganimiz yo'q. Buni yechimiga harakat qilaylik. Yoshi ulug'larimiz ham yangi masjidda namoz o'qishlikka rizqlari qo'shilsin. Savol. Xo'p. Yangi masjidimiz tayyor turibdi, Qasmobodda. Hamma narsa tayyor. Ochishga ruxsat bera olasizmi? Men o'sha ruxsat ma'nosini ichida ishlamayman, lekin o'sha masalani ularga ularga tavsiya qilamiz. Ha. Hamma narsa. Besh oddiy bo'lsin. Hamma narsa. Chekaroqdami u? Yo'q. Yerda o'rta, mana Qasmobodda. Ha, Qasmobodda o'zi dedim. Shaharga yaqin. Shaharga ham bu yerda mashhur o'xalos. Bu masjidga yaqinda, ha? Unga ham shahardagi o'rtasi. Ha. U ham odamlar o'z joyi. Bo'ldi, uni ham aytamiz. Mana bunaqa narsalar ham borda, masalan bu masjidga yaqinroq bo'lsa uni muammosi chiqib qolyapti-da. Shunaqa bo'lib qolyapti. O'shaning uchun men bu ishda masjid ochish boshqa masalalarga meni rasmiy anaqam yo'q, lekin tavsiya qilish, taklif qilish va hatto orqasida mahkam turishlikka men so'z beraman sizlarga. Alloh nasib qilsin. Inshaalloh duo qilib turinglar. Duoda gap ko'p. Harakatni qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Ajr olamiz inshaalloh, o'xshasa ham o'xshamasa ham, o'xshasa ikki karra ajr olamiz, xalqimiz foyda ko'radi inshaalloh, bo'ladi u ham. Oxirgi savol. Xo'p, bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmatulloh. Ustozni Allohga yo'lda yaxshi ko'raman. Alloh munosib qilsin. Ya aytganing Qur'on Karimda oyat bor dedingiz, har bir mu'min aka-uka bir-birlarini, mana mu'minman, sen mu'min musulmonsiz, sizni ukangiz sifatida sizlar rasmiy bu da aka ukam ko'p, kechgacha qolib ketamiz rasmda. Bo'ldi, keling selfie qilib oling. Boshqa savol bo'lmasa bizga ruxsat berasizlar. Inshaalloh yana Alloh nasib qilsa ko'p ko'rishamiz. Bu islohotlarda eng yaxshi qadam bosish, ya'ni arafasidamiz. Aslida siz azizlarni duoyinglar bilan islohotlar bo'lyapti. Chunki xalq xohlamasa, Alloh taolo uni isloh qilmaydi. Biz xohishimiz borki, inshaalloh bu islohotlar bo'lyapti.
Endi sizlardan iltimos, ya maşallah. Mana shu bolalar inshaalloh kelajagimiz. Maşallah. Faqat bizga ruxsat berasizlar, hozir ushlab qolsak, ushlanib qolamiz, shomga yeta olmay qolamiz. Shuning uchun bir duo qilamiz birodarlar. Amin. Otingiz nima? Abdulaziz. Amin. Parvardigor jalla va alo, bu savol bergan birodarlarimizda duo so'raganlar bor. Farzand zurriyotlarimizni bizdan keyin haqqimizda solih duolar qiladigan farzandlar bo'lishini nasib qilsin. Qori, qurro, boamal olim, millatga foydali kadrlar farzandlarimizdan yetishib chiqsin. Bularni ko'zimiz dunyoda ham ko'rib quvonadigan, qiyomatda ham bularning qilgan fazilatlaridan boshlarimizga izzat toji kiydiradigan farzandlar bo'lishni Xudoy taolo nasib qilsin. Xiva xalqiga, Xorazm xalqiga Alloh subhanahu va taolo yog'dirayotgan barakotlarini muborak qilsin. Ajdodlari erishgan ulkan yutuqlariga bu avlodlar ham erishishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Yangi O'zbekiston 3-chi renessansni birga qurishimizda Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Masjidlarimiz ochilsin. Jamoatlarimiz kengaysin, xatimlarimizni yangi masjidlarda birgalikda o'tkazishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Xalqimiz ichidan qorilar chiqib, dinimizga xizmat qilib, ulamolar chiqib, xalqimizga xizmat qilib borishlarini o'zi nasib qilsin. Sallallohu va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum. Yo'q, iltimos. Maşallah. Allah sizden razı olsun. Salamat olayım. Hanım ustazlarım, konumuzda.